İyi akşamlar. Bugün yarına hoş geldiniz. Dün Türkiye'nin seçmen sayısının, toplam seçmen sayısının 1/3'ü yerel seçimler için 14 yerdeki bunlardan ikisi il oy kullandı. Ve çıkan sonuçlara epey mana yükleniyor. Özellikle de iki ildeki sonuçlar açısından. Yalova'daki seçim sonucu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle, Ağrı'daki seçim sonucuysa Kürt siyasi hareketinin demokratik özellik talebiyle bağdaştırılıyor. Buna karşılık AK Parti 30 Mart'taki oy oranlarını 1 Haziran'da bu 14 yerde artırdığını ortaya koyuyor. CHP'nin oylarının arttığını belirtiyor. MHP'nin oyları ise düştü diyor. Hem bu konuyu hem de Güneydoğu'da olanı biteni ve o arada elbette çözüm sürecini ele almak istiyoruz şu bir saatlik dilim içerisinde. Konuklarımız Ankara'da Nihat Ali Özcan, Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi öğretim üyesi ve Milliyet Gazetesi yazarı bizlerle birlikte. İstanbul'da ise Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu'yla iletişim uzmanı Ali Saydam. Ya da bir münevver insan Ali Saydam bizlerle, bir herkes öyle de bizlerle birlikte dikkatli olmak lazım sıfatları söylerken. Çok teşekkür ediyoruz bütün konuklarımıza. İstanbul'la başlayalım. Çünkü Nihat Ali Özcan'a dönerken bu 1 Haziran seçimlerini bir anlamda çözüm süreci ve Kürt sorunu ya da terör sorunuyla birlikte ele almayı planlıyoruz. Ne dersiniz Erol Bey? Siz baştan söylediğim genel kanaatlere katılıyor musunuz? Yani Yalova'daki seçim Cumhurbaşkanlığı seçimin bir provasıydı. Çünkü Muharrem İnce'nin, CHP'nin Yalova milletvekilinin, evet, söylediği gibi MHP'li ve diğer partili kardeşlerimiz de bize oy verdi. Sağ olsunlar, bağlı olsunlar diyor. Oradan başlayalım. Şimdi tabii bir kere siz de söylediniz, ölçek çok küçük, 200 bin civarında oy söz konusu. Evet. Dolayısıyla da buradan aldığımız sonuçlar gerçekten ne kadar genelleştirebilir, çok şüpheli. Arada iki il var da. Evet, iki ilin varlığı. Bir de tabii asıl önemlisi bence iki turlu bir seçim biçiminde olmuş olması. Yani evet. 1 Haziran'da seçime gitmiş olan insanlar aslında 30 Mart'taki sonuçları bilerek gittiler. Evet. Birinin sonucuna göre seçmen davranışları ne olur? Evet. Yani ben doğrusu bu böyle olmasından dolayı bu seçimleri yine de çok, yani genelleştirmelerin problemli olabileceğini de akılda tutarak, ama yine de bir takım sonuçlar üretilebilir gibi geliyor bana ya da tartışılabilir gibi geliyor bana. Ama Yalova'da MHP'nin oyunda bir düşme görülüyor. Onun CHP'ye gittiği söylenebilir. Şimdi sanki Taran Erdem'in bugün bir yazısı oldu. Evet. Yazısında aslında bir tablo da vermiş. Ben o tabloyu da önüme aldım. Bu son 2000, yani bu 1 Haziran'daki sonuçları da karşılaştırdığımda ilginç gözüküyor. Evet. Eğer bunun veriler doğruysa. Ama şöyle söyleyeyim. Taran Bey önemli bir gözlemde bulunuyor. O da yine kayıtlı bir biçimde ifade ediyor bunu. Ama diyor ki sonuçta öyle gözüküyor ki Yalova'da özellikle daha küçük partilerin seçmenleri sanki CHP'ye doğru yönelmiş gibi duruyor. Ki bu da aslında AK Parti'ye bir işaret veriyor. Evet, yani uyarı olabilir diyor. Uyarı hatta olabilir diyor. Bağışlayın, araya girdim ama tırnak içinde söyleyelim. Önemli bir alegori olarak saptaması var. Diyor ki küçük bir kitle büyük bir kitlenin vekili oldu bu seçimde. Evet, evet. Bu da değerli. Şimdi bir saptama. Şimdi doğrusu bu gözlemin ben doğru olduğu kanaatindeyim. Ve genel, yani bu seçimle ilgili yine de genelleştirebileceğini de düşünüyorum. Yani benzer bir şeyin BDP ile de ilgili olarak konuşmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü Ağrı'ya baktığımızda Ağrı'da söz konusu olan Araya geleceğiz. Peki onu sonra Nihat konuşalım ama doğrudan öyle gitmem Ağrı'da gerekecek. Da bence BDP'ye yönelik olmak üzere oylarda bir konsolidasyon olduğu gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben buradan şöyle bir şey okumak gerektiğini düşünüyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi bir türbülans yaratıyor. Kendi tabanını konsolide etmek üzere bir türbülans yaratıyor. Bu Gezi'den başlayan 17 Aralık'ta evet. süren bir süreçle devam etti. Bu türbülans aslında kendi tabanını konsolide ettiği gibi veya kadar aslında diğer partilerin de tabanlarını konsolide etme eğilimini teşvik ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla da buradan ne çıkarılabilir? Buradan benim çıkardığım sonuç yani bu kutuplaşma siyasetinin devam ettiğini ve derinleştiğini bana söylüyor bu. Çünkü bu sonuç olarak belli farkları daha önceki seçimde yani 30 Mart'ta belli farkları olduğunu düşünerek başka partilere oy vermiş olan bazı insanlar şimdi bu seçimde nihai tercihlerini yaptılar ki bu tercihli daha önemli olduğunu düşünüyorum. Daha çok bilgi taşıdığını düşünüyorum. Bu seçmen davranışının aslında belli bir kimlik etrafında toplanma ihtiyacını taşıdığını gösteriyor bana bu. Evet. Zaten böyleydi. Dolayısıyla da bu küçük olayda bence bu kutuplaşmanın daha da derinleşmesine yönelik bir sonucun öncelikli olarak çıkarılması evet. gerektiğini düşünüyorum. Yani aylardır kutuplaşma kelimesi evet, bizim maalesef. Programlarda ya da kavramı geçmemiş olsun Ali Bey. Siz ne dersiniz? Bu kadar anlam yüklemeli mi bu seçimlere? En evet. azından Yalova'daki seçmen davranışı iki tur olduğu için yani dolaylı olarak iki tur veya bir anlamda iki tur olduğu için evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi göz önüne alındığında AK Parti'ye dair bir sinyal, alarm veriyor mu? Şimdi eğer isterseniz şöyle de bakabilirsiniz. Yani bu Cumhurbaşkanları seçimine de bir sinyal veriyor. Oradan 2015'e de bir sinyal veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimin galibi 2015'te de seçimi alır gider. Böyle de okunabilir. Yani bu 30 Mart seçimlerinin... İroni yapıyorsunuz yani. Yani isterseniz böyle okuyabilirsiniz. Peki. Çünkü 30 Mart seçimlerinden... Cumhuriyet Halk Partisi lideri biz galip çıktık diye yorumladı. Yani evet. nasıl dediler? Dedi ki büyük şehirlerde oylarımızı arttırdık dedi. Şimdi bu tür okumaları tek parametre veya iki parametre falan üzerinden yapmak çok hatalı olur. Ve bu muhalefeti ciddi olarak yanıltır. Yani muhalefet kendi kendini okuma konusunda yanıltarak geliyor zaten son 7-8 seçimdir. Bu okumaları hatalı yaparak geliyor. Şimdi bir sürü parametre iç içe. Zaten şöyle okuyalım, bakmaya çalışalım. Ben mesleğim gereği iletişimci olduğum için o açıdan tabii. bakmak zorundayım. Yani bu işin diğer uzmanlık alanlarından bakanlar başka türlü baksınlar. Şimdi 17 gün makamda oturmuş olan bir belediye başkanına karşı bir seçim yapılıyor. Bunun duygusal alt yüklemesi önemlidir. İki, bir fatura var. Bir türlü hesabı verilmemiş. Soma. Ve Yalova'da. İletişimi doğru... Efendim? Yalova'da evet. Bir türlü iletişimi doğru düz yapılmamış. Medya orada inanılmaz bir performans sergilemiş. Herkese göstermiş. İşte bu paralar ödendi mi ödenmedi mi bizim haberimiz yok demişler insanlar. Ortada böyle suistimal ve irtikap havası estirilmiş AK Parti adayıyla ilgili. Bu adayı da değiştirmiyorsunuz. İki şey de yapmıyorsunuz. Yani ya bu olayı iyice açıklığa kavuşturacak bir siyasi iletişim çalışması yapmıyorsunuz. Artı bir de adayı değiştirmiyorsunuz. Üç, 12 yıldır yapılmayan bir altyapı yatırımını ve enfrastruktür yatırımını 12-17 gün içinde oraya yükleniyorsunuz. Bütün işte belediye başkanlarını oraya getiriyorsunuz. Efendim siyasiler, milletvekilleri orada. Yani siz koyun seçmenin yerine hop bir dakika ne oluyoruz? Olursunuz yani. 6, bakın 6.ya geldim daha bitmedi yani. 66'ya kadar gideceğim yani eğer susturmazsanız. İletişimcilikte evet, iş böyle. Bu parametreleri dikkate almadan yaptığınız her okuma yanıltabilir ve muhalefetin en büyük zaafı yanlış okuma yapmak zaten. Yani bu yüzden iyi bakmak lazım. Çünkü oraya yani seçim sandığına gitmeyenlerin birinci seçime oranla 30 Mart seçimine oranla 3.500 evet, yanılmıyorsam. Yani.
Ya yani 2000 diyen de var, 2000 eksik ama 3500 gibi. Daha şimdi bu iddia o ki bunlar MHP'liler gitmeyerek CHP'yi destekledi falan. Şimdi öbür taraftan AK Parti'nin oylarının arttığını biliyoruz. CHP'nin de oylarının arttığını biliyoruz. Evet. Aradaki fark o kadar yani belirgin bir şekilde Cumhuriyet AK Partisi ezdi geçti. Buradan da Cumhurbaşkanlığı seçimini alır 2015'i de götürür gibi. Ülke geneline doğru soyutlanacak bir çıkarsama yapmak siyasi iletişim açısından ve siyasi okuma açısından çok tehlikeli buluyorum. Özel Yalova özelinde bu saydığım parametrelerin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi adayı sonuçta mesafeyi bir miktar daha aşarak seçimi almıştır. Bu bir gerçek. Bence çok daha önemli okuma %67'den %34'e AK Parti'nin oylarının düştüğü ağrı için ağrı yapılması gerekir. Yani orada ciddi bir okuma gerekecek. Yalova çok fazla parametrenin bir arada olduğu ve bu yüzden buradan çok yalın bir sonuçlara varmanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini kandırmasına neden olabilecek bir unsur olduğunu düşünüyorum. Biraz daha serin kanlı, biraz daha birçok parametreyi dikkate alarak öyle bakmak lazım. Hı-hı. Yoksa tekrar bir hüsran olur yani. Peki. Her seçimden sonra ölü toprağa serpilmiş gibi televizyonların karşısına geçip hüngür hüngür ağlaşmamak için şimdiden doğru bunlara bakmak lazım. Peki, çok teşekkürler. Hemen hatırlatayım. AK Parti sözcüsü yanılmıyorsam tweetler üzerinden 14 yerde 30 Mart seçimleri göz önünde bulundurulduğunda %43,05 olan oy oranımızı %47,36'ya çıkardık diyor. CHP'nin de oyunu artırdığını söylüyor. Evet. MHP'nin de gerilediğini belirtiyor. Nihat Ali Özcan'a dönersek eğer, Nihat Ali Özcan'ı da Ağrı üzerinden belki dinlemekte yarar var. Çünkü Ağrı seçim sonuçları için yaygın kanaat, bunun en başında tabii ki Ağrı'nın şimdiki belediye başkanı Sırrı Sakık var. Çözüm süreci ve bununla bir kenardan bağlantılı demokratik özellik bağdaştırılıyor ve bir anlamda Ağrı seçimlerinin sonuçlarının demokratik özellik konusunda fiili durum yaratmak için BDP'nin ya da HDP'nin harekete geçeceği söyleniyor. Çözüm süreci, Ağrı sonucu ve Kürt siyasetinin uzun bir süreden beri dile getirdiği demokratik özellik, ne dersiniz Nihat Bey? Biliyorsunuz uzun zamandan beri PKK meselesinin, daha doğrusu Kürt meselesini hükümet müzakereler yoluyla çözeceğini ilan etti. Şimdi tabii bunların bir kısmını çok net ve açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmak istemiyor. Doğaldır, çünkü sonuçta bir tepkiyle karşılaşmak da istemiyor. Aynı anda yönetmesi gereken birden çok sorun var. İşte bir yerel seçimler gibi, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi ve ondan sonraki genel seçim gibi. Dolayısıyla da önerdiği çözümleri bir anlamda çok iyi bir biçimde, en azından toplumun kabul edebileceği şekilde tartışması gerekiyor. O da bu yolu izliyor. Çünkü bütün bu tartışmaları, yani bir taraftan güvenlikle ilgili alınan tedbirlerin ya da yapılan işlerin, anayasa ve yasayla ilgili tartışmaların, ki bu tartışmalar zaman zaman farklı boyutlarda gündeme geliyor, hükümetin yine ekonomik ve sosyal alanda atmış olduğu adımlar, kamu diplomasisi olarak kamuoyundaki tartışmaları en azından bir kriz çıkarmayacak biçimde yönetme eğilimine girmesi ve diplomatik açıdan, yani uluslararası boyutu açısından mesele yönetme arzusu, zaten PKK ile bu konuları en azından farklı biçimlerde önce görüşerek sonra da müzakere ederek bir yere doğru getirmekti. Şimdi böyle olunca tabii BDP tarafının sadece odaklandığı bir konu var. Yani o sadece ve sadece yeni pozisyonunu anayasal ve yasal olarak bir yere doğru getirmek istiyor. Bununla bağlantılı olarak zaten son zamanlarda biliyorsunuz Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nda Türkiye'nin koymuş olduğu bazı çekincelerin kaldırılacağı konusunda küçük küçük en azından ortada bir bazı tartışmalar ya da söylemler dolaşıyordu. Yine son çıkarılan Büyükşehir Belediyesi yasası, bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman aslında
görünürde yeni bir düzenleme ama eğer bunu PKK meselesiyle ilişkilendirirseniz gittikçe biraz daha egemenliği, otoriteyi paylaşmaya doğru giden yerel yapılara biraz daha ve farklı biçimlerde, söylemde etnik değil ama içini doldurduğunuzda etnik bir resim alacak olan bir yeni yapıya doğru gidiyor. Şimdi zaten yerel seçimlerde BDP bölgede bazı belediyelerde, büyükşehir belediyelerde ve bazı belediyelerde kazandı. Ağrı ortadaydı ve Ağrı'da da BDP'nin temel söylemi ve referansı belediyecilik hizmetlerinin çok mükemmel olmasından öte, daha iyi hizmet yaparızdan öte ya da Yalova'daki temel motivasyondan farklı olarak orada daha çok etnik kimlikle ön plana çıktı. Dolayısıyla da bu etnik kimliği Ağrı özelinde ama bölgedeki yerel seçimden sonra bölgedeki genel yükselen gerilimle de tahkim ederek biraz daha oylarını arttırdı ve seçimin galibi olarak çıktı. Tabii bunun en azından nasıl bir kamuoyuna yansıdığı manasında bakarsanız Türkiye genelinden çok yerelde bütün bunların aslında tamamen etnik bir referansla ve söylemle etkin hale geldiğini ve bir anlamda da zaferi beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Yani demokratik özerkliğin harekete geçmesi anlamında sizce gerçekten yaygın kanaat ya da bu konuya değinenlerin yaygın görüşü öyle. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Neden Ağrı ve neden demokratik özerklikte hareketlilik? Ağrı sadece bir sembol olarak ya da bu konudaki seçmen eğilimini ya da seçmenlerin bu konudaki kanaatlerini etkilemek üzere vaat edilmiş bir süreç. Zaten bu sadece Ağrı özelinde ortaya çıkacak bir durum değil. Bu mesele Ankara'da ya da Diyarbakır'da ya da İmralı'da farklı biçimlerde zaten tartışılıyor. Yani siyasetçi o zaman gündeme getiriyor. Vesile oluyor. Hadi bakalım demokratik özellik. Ya yoksa orada seçimi kazandı diye demokratik özellik de ortaya çıkacak değil. Ortada tamam. Bir anayasa var, yasalar var. Yeni kurumlar ve kurallar ihdas etmeniz gerekiyor. Yoksa bunu söylediğiniz için bir yerde demokratik özellikliği falan inşa edemezsiniz. Defakto bir durum yaratılmak isteniyor deniyor da evet. Çok sağ olun, tekrar döneceğiz size. Çünkü işin enteresan tarafı bütün bu olan süreçte Güneydoğu'da çok dikkat çekici şeyler yaşanıyor. Onlara da bakacağız. Sayın Katırcıoğlu, siz ne dersiniz? Ağrız. Yani tekrar sormama şimdi, gerek yok. Hep demokratik özellikle barış ya da çözüm süreciyle bağdaştırılıyor Ağrı sonuçları. Tabii şimdi bu seçimlerde il olarak Ağrı'nın özel bir önemi vardı doğal olarak. Yani Kürtlerin yoğunlukta olduğu bir şehirdi ve orada BDP'nin adayı daha önce aldığı oyun da üzerinde 1200 civarında bir oy artışı yaptı yanılmıyorsam. Bu artışın muhtemelen kimlerse bu açıklamayı ya da bu ilişkiyi kuranlar Ağrı özelinde özerk bir belediyeciliğe doğru gidileceğine ilişkin bir propagandanın sonucu olmuş olma ihtimalinden giderek bunu önemsiyorlar gibi şunu geliyor bana. Şunu hatırlatayım o arada söyleyeyim. Sırrı Sakık dedi ki projeyle seçmenin karşısına çıkmayan tek aday benim dedi. Yani o da onunla bir anlamda bağlaştı. Olabilir, evet. Ama çok genel olarak bakarsak, yani özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde Büyükşehir Belediyeli yasasının değişikliğiyle birlikte gündeme gelmiş olan ama henüz daha bu düzeyde tartışmadığımız bir özellik meselesi var. Ve yani artık bunu herhalde bugünden eski bir zamandan beri tartıştığımız bir konu esas itibariyle. Belki demokratik özellik olarak tartışmıyoruz kavram olarak ama yerel yönetimlerin ülkede olduğum olası merkezin kontrolünde olan birimler olmasından duyulan rahatsızlığı bütün siyasi partiler ifade ediyorlar. Hiç unutulabilecek bir şey de değil bence. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kamu yönetim reformu tasarısı 2002'de kalık kalmış olan yine bu mesela gündeme geldi. Çok evet. Konuşuldu bu konu. Evet. Ahmet Ejde Sezer veto etti ve ama ondan sonra da AK Parti ısrar etti. AK Parti getirmedi ama yani o gün için orada baktığımızda vardı, tabii şey. Orada bayağı bir özellik anlamına gelecek. Trafiğin efendim, bazı güvenlik hizmetlerinin falan belediyeler. Asıl bakanlıkların bazı kuruluşlarının yerele geçirilmesi evet. Ve böylelikle de bakanlığın merkez yönetiminin daha
kontrol eden, daha regüle eden bir pozisyona evet. getirilmesi ama daha uygulama yapacak olanları da yerellere kaydırılması bence iyi bir fikirdi. Eğitimde bile vardı bir tane evet, düzenleme. Evet, evet. Dolayısıyla da yani bence zamanıdır. Bu konuyu daha açık ve net konuşmamız lazımdır diye düşünürüm ben. Çünkü bir de şey var tabii. Yani hani Kürtler bunu de facto olarak mı getirecek meselesi de şöyle görmek lazım. Herkes bunu de facto olarak biraz görmeli gibi evet. geliyor bana. Hatta onların yani, argümanlarını hatırlatayım. Biz sadece Kürtlerin yoğun olduğu yerler için istemiyoruz aynen, ki diyorlar. Evet, yani Karadeniz evet, için de evet, olabilir. Evet. Başka yerler için. Çünkü Karadeniz'de de buna ihtiyacı var. Orta Anadolu'da da ihtiyaç var. Dolayısıyla da biraz bu yerinden yönetim, yerel yönetim, merkezin siyasi gücünün azaltılması gibi konuları gündemde tutmamız lazım gelir peki. gibi geliyor. Çünkü bir yandan da biliyorsunuz herhalde bugün bu akşam gelecek misiniz vaktimiz olacak ama Cumhurbaşkanlığı'nın hı hı. giderek başkanlık sistemine doğru evrileceği açık ihtimali seçik söylemler ortaya gücün kondu. Daha da temerküz anlamına geleceği için peki. Yeniden yerelin konuşulmasının gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani ben. Bir evet. anlamda yavaş yavaş bu gündeme gelecek ama demek ki ağrı o kadar anahtar bir konumda değil. Değil. Evet. Siz demiştiniz ki orada önemli bir yenilgiye uğradı. Evet, AK Parti. Yenilgiye demeyelim de önemli bir sonuç var orada. Yenilgi lafını bu seçim yani bu 200 bin kişinin katıldığı seçimle ilgili ağır özelinde. Kullanmak ağır özelinde çünkü biraz daha sıkı. AK Parti değil. 67. Ya evet. Yani az buz %67 falan az buz evet. değil. Yani şimdi şöyle ifade edeyim. Ya önce bir küçük anekdot anlatayım müsaade ederseniz. Rahmetli Abdi İpekçi ile ben çalışma fırsatı bulmuştum. Kendisi bir gün sohbet içinde çok da böyle koyu bir sohbeti yoktur onun. Böyle yoktu rahmetlinin. Kısa fakat öz konuşurdu. Demişti ki editörle sokaktaki adamın arasındaki fark editör demişti gazetenin batacağını 6 ay önceden sezen adamdır sokaktaki adamdan. Şimdi benim şu Türkiye'de özellikle süreçle ilgili olup biten konusunda naçizane görüşüm şu. Önce bir takım meseleler zaten yılların getirdiği birikimle yani son 3 ayla 6 ayla 5 ayla olup biten sonucunda varılan bir nokta değil. Yılların getirdiği birikimle yani benim çok önem verdiğim bir müze var. Ankaralara özellikle ve Ankara'ya gidenlere tavsiye ediyorum. Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın içinde Ankara'da bir müze var. O müzeyi gezmelerine tavsiye evet. ediyorum. Evet. Jandarmanın müzesi işte. Gidip görsünler orayı. Gözyaşlarına pek tutamıyor insan pek orayı gezerken. Çok dramatik bir tarih var orada çünkü. Orayı gezdiğiniz zaman bu yani son 3 gün 5 gün Ağrı'daki seçim ondan önceki süreç falan bu meselenin öyle birkaç günlük birkaç aylık mesele olmadığını anlıyorsunuz orada. Benim görüşüm ve daha iyi ifade edebilmek için Sayın Beşir Atalay'ın bugün yaptığı açıklamaya dikkatinizi çekmek isterim. Beşir Atalay dedi ki çok somut sonuçlar tarihi belli olarak süreçle ilgili adımlar atılacak ve bu konuda mutabakat sağlanmıştır dedi. Evet. Orada eve dönüş veya buradaki Türkiye'deki silahlıların yurt dışına çıkışı diye de bir iki örnek verdi ama hangi konularda, hangi genişlikte, nerelerde mutabakat Beşir Atalay'da pardon hükümet sözcüsü de Bülent Arınç'ta sözü Beşir benim haberim yok dedi. Evet. Başkanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Ama yani söz ağızdan bir kere çıktı ve tabii. ben Sayın Beşir Atalay'ın o yürütüyor zaten sözlerini yani, ciddiye almak durumundayım. Tabii. Ciddi aldığım zaman da şu noktaya geliyorum. Pek çok dünyadaki politik süreçte olan bizde de oluyor. Belli bir takım hadiseler, olayları pişiriyor. Pişirildikten sonra üst düzeyde iki taraf mutabakat sağlıyor. Ondan sonra bunun iç satın alma denen süreci başlıyor. Yani iç satın alma yani Türkiye'deki kamuoyuna ve kamu vicdanına bunun kabul ettirilmesi süreci başlıyor. Şu anda yaşadığımız bence bu. Yani bunun artık orasından, burasından işte demokratik özellik mi? Bunlar bence bizim buralarda laf ebeliği çenemizi yoran laf ebeliği yapmamız için ortaya atılan kavramlar olarak görüyorum. Mesele bence bitmiştir. Öyle görüyorum. Yani bu
artık bu meselede anlaşma sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli adımlardan biri olarak meseleye bakıyorum. Ve bu artık bundan sonrası bir iletişim stratejisi uygulaması ve bunun kamuoyu ve kamu vicdanında kabullenilmesi ve satın alınmasını sağlama çalışması olarak görüyorum. Ya da sizden öğrendiğim, en azından benim tarihimle, kamu diplomasisi meselesi. Hatta Başbakanlık da şimdi bize duyuruları öyle geçiyor. Evet, artık tabii. Onların da bir kamu diplomasisi koordinatörlüğü var. Evet, koordinatörlüğü var. Çok teşekkürler. Şimdi yeniden Nihat Ali Özcan'a dönersek, mesele bitti aslında diyor. Bundan ötesi kamu diplomasisi artık iletişim üzerinden yavaş yavaş toplum bunları benimseyecek diyor. Ama mesele bitti yorumunu bir tarafta tutarsak, Güneydoğu'da farklı şeyler oluyor. Lice'de yine yol kesildi. Daha önce yol kesme olayları oldu. Üstüne üstlük çok enteresan bir vaka olarak değerlendiriliyor iktidar tarafından. Dağa çıkarılan çocukların aileleri Diyarbakır'da belediye önünde eylem yaptılar. Çocuklarını istediler. Bu iktidar kanadında çok önemli bir milat olarak algılandı. Çünkü artık anneler babalar cesaret edip bunu ortaya koydular dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de temizlik bahanesiyle bu insanları oradan kaldırdı. Bağışlayın, durumu da en azından özetlemek adına söylüyorum. Sorum kısa aslında. Gülten Kışanak, Büyükşehir Belediye Başkanı, hala insana sor, Diyarbakır'ın belediye başkanı kim deseler Osman Baydemir diyecekler. Çünkü yapı olarak henüz daha ortaya çıkmış, o bir kamu diplomasisini Ali Saydam'ın dediği gibi koymuş birisi değil Kışanak, yok ortalıkta. Şimdi mesele bitti dedi Ali Saydam, ama ortada böyle şeyler var. Bunlar, bu olaylar çözüm sürecini baltalamaya ne kadar yetkin ya da müsait? Şimdi Ali Bey'in söylediklerine kısmen katılırım, ama böyle bir kanaatiniz, fikriniz bile olsa, yani bir otonomiden, federasyondan ya da özellikten bile söz etseniz, uluslararası literatürde bunun sınırlarının çizilmesi ya da neyin bu kavramın içerisine girdiği konusunda kesin bir çizgi yok. Dolayısıyla da neyin otonomi, neyin özellik, neyin federasyon olduğu gibi tartışmalar her ülkenin kendi tarihi, coğrafyası ve o olayı empoze eden gelişmelerle çok yakından ilgili. Bu da şunu getiriyor bize. Burada PKK ciddi anlamda maksimum düzeyde, maksimalist, böyle en tepede bir takım taleplerle geliyor. Dünyadaki örneklerde de böyle. Siyasi iktidar da mevcut anayasa ve yasalar ve siyasi ortam gereği, çünkü devamlı seçimlere gidiyorsunuz ve sizi iktidara taşıyacak olan problem yaratan yüzde ya da sorunun merkezi olan %6-7 değil. Sizi iktidara taşıyacak olan çoğunluk, yani %90 civarında olanlar. Dolayısıyla da onun kadar cesur ya da onun kadar bir takım şeyleri en tepe düzeyde vermek, arz etme durumunda değilsiniz. O yüzden bu gerilim sürekli olarak yaşayacak. Şimdi bu gerilim yaşarken tabii ki PKK gibi örgütlerin sadece odaklandığı bir konu var. O da politik mesele. Yani mümkün olduğu kadar anayasa ve yasaları değiştirerek bunu garanti altına alma. Şimdi bu süreçte tarafların tutumları, zaten burada bir de üstüne üstlük belirleyici olan sadece taraflar değil, daha henüz böyle resimde çok belirgin olmasa da ortaya çıkacak daha üçüncü taraflar var. Yani uluslararası ve bölgedeki politik dinamikler, bütün bu gelişmeler kimi etkileyecek? Belki bir adım sonra Kürtlerin kendi arasında ciddi tartışma olacak. Son tahlilde ya Ağrı seçimine bile baksanız, demek ki Kürtlerin hepsi, yani Ağrı nüfusunun %50'si Kürt değil. Ağrı nüfusunun belki %90'ı Kürt, 95'i Kürt, ama sonuçta Kürtlerin de büyük bir kısmı PKK'nın bu konudaki liderlik ya da temsil konusuna bazı itirazları var. Demek ki bizim sorunumuz bir yandan çözerken bir yandan daha karmaşık hale geliyor. Nerede? Hem Güneydoğu'da daha karmaşık hale gelecek. Bir de bu filmin ikinci bölümü var. O da Batı'da da biraz daha karmaşık hale gelecek. Çünkü bundan sonraki aşamada Güneydoğu'yla ilgili söylediğiniz her söz, yaptığınız her tartışma, her analiz Kürtlerle başlayacak. Kürtlerle başladığınız bütün analizlerde etnik referanslı, karşısında etnik referanslı bir takım tepki doğuracak. Dolayısıyla hükümet kanadından bu işi anlamak daha zor.
Çünkü daha çok ciddi bir meseleyi yönetmeye çalışıyor. Bu bağlamda baktığınızda PKK'nın geleneksel olarak benzer örgütler gibi izlediği bir yol var. O da şudur. Elindeki en önemli aygıt gerilim çıkarmak, şiddet uygulamak ve bununla bir yandan hükümeti manipüle etmek, zorlamak kendi amacı için. Bir taraftan da toplum üzerinde sosyal kontrolü sağlamak ve örgütün kendi iç bütünlüğünü devam ettirebilmek. Şimdi bütün bu üçünü de yapabilmesi için, yani hükümeti zorlamak, toplum üzerinde bir sosyal kontrol sağlamak ve örgütün bütünlüğünü sağlayabilmesi için elindeki tek aygıt bu manada işte yolu kesmek, bazı araçları yakmak, sürekli olarak toplumda bir gerilim yaratmak. Ama şunu söylemek mümkün, 35 sene sonra tabii ki Türkiye de değişti. Örgüt de değişmek zorunda. Örgütün dayandığı taban da değişti ve Kürtler de kendi içinde bölündüler. Dolayısıyla da insanların büyük bir kısmı PKK'nın yaptığı ve sosyal kontrol için kullandığı yöntemlerin hepsini artık onaylamıyor. Çünkü artık insanlar da farklı fikirlere sahip olduklarını söyleme durumundalar. Dolayısıyla da bundan sonra PKK da sadece silahlar ve şiddet kullanarak toplumu manipüle edemeyeceğini, bu demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşmenin kendisini de çok ciddi anlamda sınırlandıracağını, şeylerine yapıp bir takım yeteneklerine ve gücüne sınırlılık getireceğini ve bu konuda da eskisi kadar özgür olamayacağını görmek durumunda diye düşünüyorum. Yine de Nihat Bey, şöyle desem, evet ya da hayır yanıtını getirecek soruları sormaktan hoşlanmam ama çözüm sürecini tehdit eder nitelikte mi son olaylar, evet ya da hayır? Şöyle, sanırım bu tür işler doğası itibariyle kırılgandır. Yani burada hükümet de Öcalan da bu işi yürütmek üzere karar alsa bile mesele Diyarbakır'da değil, bakarsınız Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de de patlayabilir. O yüzden bu işin bu konuda bir garantisi yok. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ara veriyoruz, aradan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini, ama burada belki çözüm süreci ve son olaylarla ilgili söylenecek olanlar vardır. Kalan zamanı bu ikisiyle değerlendireceğiz. Bugün yarın da bu kısa diyebileceğimiz zaman diliminde elde iki konu var. Biraz önce konuşmaya başladığımız çözüm süreci ve olaylar ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Erol Bey, ne dersiniz? Bu konuya girmek ister misiniz? İmralı'da 18. görüşme. Yani olumsuz bir durum yok. Beşir Atalay'dan yeni adımlar işareti ve yine yol kapama veya benzeri eylemler, gerilim. Şimdi tabii bunlar çok birbirlerinden çok alakalı gibi gitmiyor ama şöyle bir alakası var tabii ki. Şimdi çözüm süreci konuşulurken, özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu'da bir barış havası estirilirken, kale kol ve karakol inşaatlarının bir anlamda kararın alınması ve bu karakolların inşaatların devam etmesi, o yöredeki insanlar açısından baktığınızda sıkıntılı bir şey. Yani biz madem ki barışacağız, barış süreci yaşanıyor, bunlara ne ihtiyaç var diye bir tepki gösteriyorlar ve burada bir belli haklılıklar olduğu kanaatindeyim. Devletin refleksi de öyle değildir. Devlet tabii yani. Evet, ama en kötüsünü düşünerek hareket eder. Yani bugün sırasıyla Önder'in evet. açıklamaları, bakanın açıklamaları yan yana getirildiği zaman öyle anlaşılıyor ki bu çözüm süreci daha ileri bir hamleye taşınacak. Bu zaten beklenen bir şeydi. Zaten sanıyorum Güneydoğu'daki insanların da bir reaksiyon göstermelerinin bir sebebi de bu birikmiş beklentiler diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir duygu var, gittiğinizde Diyarbakır'da konuştuğunuzda insanlarla canım bir sürü şey yapıyoruz, yani bir sürü şey söyleniyor bize fakat hiçbir şey yapılmıyor ve başbakan yine o bildik dille konuşmaya devam ediyor filan diye bir hayal kırıklığı var. Bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tabii bunların, yani bundan kaynaklanıyor oluşu, bunları onaylıyorum anlamına alınmasın ama tabii. Bir de bu çocuk kaçırma meselesi de, yani ayrıntısını çok fazla bilmiyorum. Ama ben olsam hükümetin yerinde çocukların kaçırılmasıyla ilgili laf etmek yerine bu çocuklar neden kaçtılar diye bir soruyu sormam daha doğru olur evet. gibi geliyor bana. Ya sadece tırnak içinde veriyorum, aldatıldılar.
Bülent Arınç'ın bugünkü ifadesi. Evet ama ben size şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'den kaçan bir sürü genç daha var esasında. Hı hı. Batıya kaçıyorlar. Çünkü bir gelecek sunmuyor Türkiye onlara. Yani ben üniversite hocasıyım. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin önlerindeki hangi kapılar olabileceğini düşündüğümde çok fazla kapı yok. Dolayısıyla da zaten öğrenci kitlesi bugün her geçen gün esasında bir bunalım içinde diyebilirim ve bu bunalımın bir ifadesi olarak kaçış eğilimi var. Evet. Orada daha doğru gidiyorlar, burada da belki evet, batıya doğru gidiyorlar ama gerçek bu bence ve dolayısıyla da şeyi sorgulamamız lazım. Yani neden biz bu çocuklara daha iyi bir hayat öneremiyoruz, daha iyi bir gelecek hayali veremiyoruz diye düşünmemiz lazım. Gelir sağ ol. Ali Saydam'a geçersek, bir, kamu diplomasisi konusunda düzeltmeleriniz var. İki, belki bunu sizinle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimine hemen geçelim. Önce kamu diplomasisi konusunda düzeltmeyi alayım da sonra belki izleyiciye de gene... Evet, kamu diplomasisi bir stratejik iletişim modelidir ve sevgili hocam Gaye Aslı Sancar bu konuda bir doktora tezi yazdı. Gayet başarılı bir doktora tezi. O bir tweet atmış, diyor ki düzeltiverin lütfen bu şeyi. Çok yanlış söylemediniz açıkçası, ifade etmek gerekirse. Hocamı da buradan hatırlatma yapayım. Şundan dolayı yanlış değil. Kamu diplomasi aslında tanım itibariyle devletten diğer ülkelerin halklarına doğru yapılan siyasi iletişimin adıdır. Devletten devlet olan da diplomasidir, evet, bildiğimiz gibi. Kamu diplomasisi devletten diğer ülke halklarına. Şimdi burada böyle olması gerekirken devletten kendi ülke halklarına da uygulandığına tanık oluyoruz. Amerika'da Irak Savaşı sırasında Amerikan halkının %70 üzerinde bu konuda ikna edilmesi sürecinin Pentagon tarafından yönetildiğini çok net biliyoruz. Evet, ama onlar Birleşmiş Milletler'de vesaire yapıyor. Evet. Uluslararası ortamlarda. Evet. Başkan dünyaya sesleniyor ama aynen öyle. Aynen öyle. Bu Gezi olaylarında CNN International aynen muhabiri sırtında arkadaşının kamerası var, elinde mikrofonu var. Evet. Tam bir kamu diplomasisi faciası. Faciasıdır, evet. Yani kamu diplomasisini düşünenler açısından facia. Aynen, aynen. Biz gazeteciler açısından da facia. Yani burada ben tahmin ediyorum. Var, sen gel bir dakika. Ankara'da çok başarılı işler çıkartan kamu diplomasisi koordinatörlüğü var. Çok 2010 yılında kuruldu. Çok başarılıdır. Peki. Adamcağızların, bence arkadaşların içi sızlamıştır. Yani çünkü bu hadisenin temizlemek için bu hadiseyi çok kim bilir neler yapmak çok gerekir. Peki. Şimdi efendim geçelim Cumhurbaşkanlığı seçimine. Hemen çok kısa özetliyorum durumu. AK Tabii. Parti'de artık kararı verdik zaten diyorlar. Herkes Tayyip Erdoğan diyor. Mesele Abdullah Gül razı olacak mı kongreye ve başbakanlığa? Evet. Hatta ve hatta daha ayrıntılarda ya Bülent Arınç ya Ali Babacan başbakan, Abdullah Gül milletvekili seçilinceye kadar deniyor. Hatta ve hatta kongrede asla ve asla Abdullah Bey'in karşısına aday çıkmaz bizim AK Parti'de deniyor. Durum bu. Orada evet, böyle bir kristalize olma durumu evet, söz konusu bravo. Fakat öbür taraf hala temaslar yapıyor. Geç mi kaldılar bilmiyorum. Üstadım şimdi bir de Binali Yıldırım Bey'in de adı geçiyor. Hmm. Bu geçiş dönemiyle evet, ilgili ve hatta kalıcı olarak. Şimdi şöyle, bu 10 Ağustos'ta bu seçimler olacağı ne zamandır biliniyor? Yani aslında 2007'yi hesap ederseniz ve Abdullah Gül'ün 7 yıl 5 yıl mı tartışması bittiğini bir yandan biliniyordu değil evet, mi? Şimdi o tartışma bittiği andan itibaren biliniyor ki bir tarafta AK Parti'nin iki tane adayı var. Hı hı. Yani evet, biri olmazsa biri olmazsa öteki. Hadi açık söyleyeyim. Yani ne demiştiniz arada şimdi? Banko bir tanesi Plase. Bir tanesi Plase, öteki Altılgan. Kimse yanlış anlamasın. Bu bir metafor. Evet, evet, metafor yani. İki tane adayı var. İkisi ya olmazsa o olmazsa o zaten birinden biri nasılsa seçilecek havası algısı yaratılıyor. Evet. Değil mi? Yaratıldı evet, çok başarılı bir şekilde. Şimdi madem böyle bir durum var, muhalefet niye 6 yıl önce veya 3 yıl önce veya geçen yıl başlamaz? Belli adaylar üzerinde belli tartışma odakları oluşturmaya. Hani demin diyorduk ya iç satın alma diye. Bu konuda bir iç satın alma faaliyeti başlatmaz. Bunu anlamakta ciddi olarak güçlük çekiyorum. Hala şu anda turlar atılmasında, bu turların içinden ben bu bayıltacak bu benim bu vahşi demokrasi
ortamı, hı hı, Atina demokrasisini geçti yani. Atina demokrasisinde hiç olmazsa toplar milleti meydanda bir işi bitirirler mi şimdi? Bu hayır illeyle tek tek dolaşılıyor. Yani bu bu tek tek kutuplu bir siyasi iletişim modelinden bu ülke kurtulmazsa eğer demokrasinin doğru düz çalışması mümkün değildir. Muhalefeti zayıf olan bir demokrasi hayatta doğru düz çalışmaz. Hı. Böyle bir şey olmaz. Peki. Bu nedenle çok üzücü buluyorum mevcut durumu. Ve oldu bitti gibi bir algı var ortada. Ben öyle görmüyorum şahsen. Çünkü Tayyip Bey çok akıllı bir adam ve navigasyon aletlerini çok iyi inceleyen, iyi takip eden, ölçümlemeye inanan bir adam. Eğer burada en ufak bir ihtimal görürse ki birinci turda alamayacağını vazgeçebilir. Çünkü ikinci turda hadise daha bir zor olabilir. Peki, çok teşekkürler. Bir soru akla geliyor ama zamanımız pek kalmadı. O zaman birisini ateşe mi atacak yani? Neyse. Evet, fena fikir değil. Peki efendim, hemen Nihat Ali Özcan'a dönelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terör sorunu, Kürt sorunu, sizin yaklaşımınız. Yani bir seçilmiş cumhurbaşkanının bu meseleye dair bir etkisi olabilir mi sizce? Şimdi seçilmiş cumhurbaşkanı tabii bambaşka, çok farklı bir boyutla meselenin içerisinde kendini bulacak. Ya da eğer Sayın Başbakan cumhurbaşkanı olursa o hazırladığı yeni duruma göre kendisini farklı bir ortamda bulacak. Şimdi programın başında da söylendi, bu modelde yani burada eğer otonomi gibi bir yapı olacaksa bu otonomi gibi olan yapıyı yönetebilme konusunda bütçeyi, parayı elinde tutan, aynı zamanda da güçlü bir başkan belki bu işi sistemin içerisinde tutar, sorun çıkarmadan yönetir diye bir beklenti var. Dolayısıyla da şimdi Sayın Başbakan cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bence önce bu konuyu bir kontrol altına alacak. Fazla gürültü çıkarmadan bir yere kadar getirmeyi hedefliyor gibi gözüküyor. Ondan sonra da gelişmelere göre meseleyi yönetmeye devam edecek. Yoksa bu mesele özü itibariyle, karakteri itibariyle hemen iki günde, bir günde çözülecek ya da yönetilecek bir mesele değil. Fakat Sayın Başbakan'ın önünde tabii çözmesi gereken başka konular da var. Yani bir tanesi mesela karşı tarafın adayının kim olacağı ya da adaylarının kim olacağı. Bu stratejik bir sürpriz olabilir. Dolayısıyla stratejik bir sürprizden kaçınmak için kendisi de resmi olarak kendi adaylığını açıklamıyor ya da kendi adaylığı açıklanmıyor. Peki. Diğer bir konu tabii Kürt sorunu kadar, biliyorsunuz Sayın Gül'ün kariyer planının ne olacağı meselesi var. Ve belki biraz da bu 17 Aralık'la bir ilgili başlayan süreci Çankaya'dan yönetmenin mümkün olup olamayacağı konusunda bazı sorulara cevap vermesi gerekiyor. Ancak ondan sonra belki isimler daha da netleşir diye düşünüyorum. Peki, gene çok konuşacağız. Bitti galiba süremiz ama ben gene de Erol Katılcıoğlu cumhurbaşkanlığı konusuna girmedi. İçim el vermez sizden dinlemeden bu meseleyi kapatırsak program. Yani çok birkaç cümleyle ben de düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi öyle görülüyor ki Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığına çıkacak ve gönlünde yatan aslan olan başkanlık sistemini de bir biçimde getirecek. Onu yani da söyleyelim. Açıkça söylendi. Evet. 2015'te parlamentoda en azından referanduma gidebilecek bir oy çoğunluğu elde etmek ve sistemi kurmak. Evet, evet. Ben bu gidişin aslında yani yeniden düşünülmesi ve tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda karar vericileri tarafından. Çünkü bu hakikaten çok temel bir ihtiyaca karşılık düşmüyor. Türkiye'de birbirinden farklı güçlere sahip gruplar var, kimlikler var, siyasi partiler var ve veya talepler var diyelim isterseniz. Bunların dengelenmesi esastır. Ancak öylelikle bir istikrarlı bir demokrasi yaratabiliriz. Biz başkanlık sistemine doğru gidersek eğer bu dengeleme işlemini yapmayacağız demektir. Gücün daha da temerküz edilmesi, evet, şimdi bir siyasi pozisyon benimseyeceğiz demektir ki ben bunu çok ülkeyi kırılganlaştıracak bir durum olarak görüyorum. O da yaygın başka bir kanaat söylediğiniz, evet, konu. O zaman yani checks and balance dedikleri sistemi mutlaka oturtmak gerekiyor ki her milletvekili bir parti olsun. Evet, ama işte herkes biraz daha bağımsız olsun. Bu arada başka bir konuyu da belki konuşmakta yarar vardı ama zamanımız kalmadı. Erdoğan başbakan köşke çıkarsa muhalefetle cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler ne olacak? O da gerçekten başka bir konu. Bugünkü kutuplaşmayı daha ne kadar artırır bilinmez. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz bütün konuklarımıza. Sağ olsunlar Ankara'ya. Nihat Ali Özcan'a da çok çok teşekkürler. Bitirdik efendim. Birazdan Buket Aydın Baykal yayını devralacak gece bülteniyle. We'll be right back.